Arkadaşlar hepinize merhabalar. 25. dersimizle yine birlikteyiz ve güzel bir şekilde yaz günlerinde birçok kişi yaz tatiline çıkacak ve bizler de aynı şekilde yaz tatilinden sonra yeni derslerimiz yine gelecek ve şimdiden iyi tatiller, iyi eğlenceler diliyorum sizlere. Dersimizi tanıyalım hemen. Ritmimiz 6-8'lik 1-2-3, 1-2-3 şeklinde gidecek. Donanımımızda herhangi bir arıza olmadığına göre si'lerimiz natural olacak. Ve 1-8'liği de 300 metronomda çalacakmışız. Eseri de Sabahat Akkiraz'dan dinleyebilirsiniz. Evet, si do re si do. Tezine vurduğumuz yerler belli. Si tezene, do parmak, re tezene, si parmak, do parmak, do re tezene. Si do re si do do re, si do re si do do re. Evet, biraz hızlı hareket etmeniz gereken bir hareket burası. Re dos dos. Re dos dos. Doların ikisinde de tezene var ve alttan geliyor. Do re yine üst alt tezine. Sonra hatta sonraya gitmeyelim, zaten aynısı. 1 ile 2'yi bir toplayalım. Bir de re de son re'lerde si do re si do re diyoruz ya. Fa'dan parmak vurma yapabiliriz. Si do re si do re fa gibi düşünebilirsiniz orayı. Hız verdiğimizde daha güzel olacak. Üçüncü ölçü, birinci ölçüyle aynı zaten. Sonra dördüncü ölçü ne diyor? Re, do, si. Toplayalım buraya kadar. Hem de röpriz de yapmış oluruz. Neler yapabiliriz buraya? Albümde yok ama eklemek isterseniz. Şu re do si do si bölümüne çırpma koyabilirsiniz. Gibi koymak isterseniz daha güzel oluyor. Ya da böyle aynı orijinal gibi de yapabilirsiniz. Geçtik diğer bölüme. Re 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 re. Re'leri çift ses alıyoruz. Re 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 re. Re re re. Ve re'lere çırpma koyduk. Re 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 re. Re 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 re. Sekizlik re'ye çırpma koyduğumuz için bileğinizi çok hızlı bir şekilde hareket ettirmeniz gerekiyor. Yoksa ritim kaybedersiniz. Çırpma koyamıyorsanız da re 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 re. Re re re. Şekilde yapabilirsiniz. Ne yaptık? Re 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 re. Üst alt tezine. Re re re. Yine üst alt. Re 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 mi do. Re re üst alt. Re mi do. Üst alt yine burası da. Üst alt üst. Sonra mi re do. Do parmak vurma. Mi re do si. Si'yi de 5. parmakla buradan alıyoruz. Hemen do'nun yanından. Böyle olur dedik. Sonra 9, 10, 11, 12'de zaten 1 ile 4 arasının aynısı.
Evet, geçtik şimdi Şam bölümüne. Si, do, si, do, si, do, do, si. Yaptığımız do, si'lerde si'leri çekme yapıyoruz. Si, do, si, do, si, do, do, si. Evet, 14'e geçtik. Do, re, si, do, 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 si, re, do, si, si. Hemen sözcükleri de okuyalım. Hasanım adı içti, elim sükarı ah çeker. Devam ediyorum. Re, si, do, 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 si, do, do. Burada anlatacağım bir şeyler yok. Hep tezene olduğu için böyle çalıp söyleyip hemen geçeceğim arkadaşlar. Re, si, re, si, do, 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 si, re, re, do, si, si, do, 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 si, re, do, si, re, do, re, re, si, re, re, do, do, si, re, si, do, 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 si, re, do, si, do, re. Evet, hiçbir şey yapmadık. Bildiğimiz notayı çalıp okuduk. Sözcükler ne olur? Baştan alalım sözcükleri. Hasanım al bu içli, ne bir süker ah çeker. Hüseyin attan düştü, kime şikar ah çeker. Nerede kalmış acaba, bak zülfikar ah çeker. Şimdi burada si do re ker'den sonra, yani şöyle. Bak zülfikar ah çeker. Sonra yine ancaki mi bemol bölümüne geçiyoruz. Re mi re re mi re re mi re re. Ha re re mi re mi re do si. Şimdi burayı buradan yapabiliriz. Daha önceki yaptığımız derslerdeki gibi pozisyon yapabiliriz. Pozisyon şöyle olur. Re mi re re mi re re mi re re. Ha re re mi re mi re do si. Gibi de olabilir. Ama birinci pozisyondan biraz daha güzel oluyor. Daha coşkulu oluyor. Yani kısmamış oluyoruz sesi. Re mi re re mi do re mi re re. Fa re re mi do mi re do si. Bu da yukarıdaki bir öncekinin sıralamasının aynısı zaten. Yine anlatacağımız bir şey yok. Sadece notayı ezberleyeceksiniz. Si do si do si do do si. Nerede görmüştük biz bunu? Ta 13. ölçüde görmüştük. Oradan sonra 13. ölçü mantığına geri döneceğiz. Si do si do si do do si re re do si. Si do 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 si re do si si. Re do re do re re do do si. Si do 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 si re do si si do re. Yine geçiş verdi. Sonra ne diyor? Re re mi re do re re mi re do re re mi re do re mi. Fa fa mi sol fa mi re re do. Buradan yapabilirsiniz. Re mi, fa fa mi, sol fa mi, re re do. Buradan da yapabilirsiniz. Pozisyonları bildiğiniz için yani şu nota şu nota diye demenin artık, bir de bilen arkadaşlar aynı şeyleri söylediğimde çok sıkılıyorlar. Bir de arkadaşlar semahlarda 25. dersimiz bu ama ki 25 derse çok ciddi bir ders. YouTube kanalımızda belki 100. ya da 200. dersimiz, yani biz pozisyonlarla ilgili çok fazla konu işledik. Onun için buralara artık mi bemol şuradadır, fa diyez buradadır diye söylemiyorum. Hem sıkılmasın bilen arkadaşlar, bilmeyen arkadaşlar da diğer dersleri sıkı bir şekilde çalışsınlar. Şimdi ne yaptık? 43'te pozisyona dönebilirdiniz. Aslında 43'te de değildi. Bu neredeydi? 41'de. Pozisyondan da gidebiliriz. Düz de çalabiliriz. Şöyle. Bir daha yavaşça yapayım. Re, re, mi, re, do, re, re, mi, re, do. Biliriz. Burayı veya şöyle yapabiliriz dedik. Yine 43'ten, pardon 41'den alalım. Re re mi re do re re mi re do re re mi re do re mi fa fa mi sol fa mi re re do re re si do re re do si diye bu şekilde burayı da ikinci pozisyondan alabilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa. Yani ikinci pozisyon biraz daha kolay, elinizin altında oluyor. Birinci pozisyonda biraz hız gerektiriyor. Ama birinci pozisyonda daha neşeli oluyor o çaldığımız yer. Ya gümbür gümbür geliyor, onu söyleyeyim yani. Şimdi dostlar, burada
Geçelim şelpe konularına. Şelpe konularında biraz çalışalım. Si do re si do re. Si do derken si ve si ve fa diye düçe bastım. Çektim do ve sole. Yani artık çift sesini konuşmayacağım. Tek sesli konuşacağım. Si'den do'ya çektim. Kaydırma yaptım parmağımı. Si do olmuş oldu. Çektiğimde de tamamen elimi kaldırdığımda si do re oldu. Si do re si dediğimde de son si'yi buradan vurdum. Sonra do re yaptım. Do re. Şuna biraz çalışırsınız. Si do re si. Ölçünün tamamı da bu. Ekranımız bitti. Re, re, si, do, re diye değiştirdik burayı. Düzleştirdik yani. Re, do, si, do, si, re, re, si yaptık. Do, re yaptık. Evet, birinci ölçüyü bitirmiş olduk. 1 ve 2'yi bitirmiş olduk. Birinci ölçüyle üçüncü ölçü aynı zaten. 2 ile 4'ün farkı var. Şimdi burada birkaç bir şey anlatacağım. Değişik varyasyonlar anlatacağım. Hangisi hoşunuza giderse onu yapın. Şimdi burada arkadaşlar bu şekilde yapabiliriz dedik. Birkaç varyasyon anlatalım. Ne yaptık? Re, si, si, re, si, si. Sonu yani dördüncü ölçü tarama yaptık. Bir daha alalım. Olabilir. Bir başka bir şey. Ne yaptık? Biraz daha değiştirdik. Evet, buraya çevirebiliriz dedik. Bir de başka bir versiyonda. Çok seçenek var. Hangisini isterseniz onların hepsini deneyebilirsiniz arkadaşlar. Genel bir toparlama yapayım. Bu son yaptım mesela ilk yaptığım toparlaması en basit olanı mesela bu şekilde yapabilirsiniz. Birkaç bir şey daha anlatalım. Çevirebilirsiniz. Diyeceksiniz ki ya çok şey anlattığımızda belki kafanız karışacak ama bu bir şey nasıl bu kadar çevrilebiliyor? Şimdi arkadaşlar bunlar kişinin tamamen kendi, sizler de kendi başınıza böyle bir şeyler çıkartıp oraya ölçüyü, ritmi kaçırmadan bir şeyler koyabilirsiniz. Yani çok geniş kapsamlı bir şey gösteriyoruz. Ki hani ufkunuz açılması açısından da birçok varyasyonda deneyler yapıyoruz. Bunların hangisi hoşunuza giderse onu yaparsınız. Belki hiç sapık atmayacaksınız. Şunları da yapabilirsiniz. Bildiğiniz tezeneyle çalar gibi sadece aralara ne yaptık? Aralara koyduk. Yavaşını yapalım bunu. Bu da çok güzel mesela. Hiç sapık atmasam bile.
toparlama yaptık. Farkındaysanız bütün anlattıklarımın karışımı bir şeyler yapmış olduk. Değerli dostlar, şey bölümü, söz bölümünde zaten bildiğiniz böyle aynı tezeneyle çalarmış gibi vurma çekme hareketleriyle yapacaksınız. Onun için çok fazla anlatacağım, çok fazla değil, hiç anlatacağım bir şey yok. Normal tezene çalımlarıyla yapıyorsunuz. Zaten iki bölümlük bir eserimiz. Değerli canlar, evet bu bu aylardaki, yani yaz tatiline gireceğimiz için bu dersimiz son ders, ama birkaç ay ara vereceğiz. Belki de vermeyiz, eğer ki zamanım olursa çekeceğim. Ama ara verirsek de bir yaz tatili arası vereceğiz. Ondan sonra yine örnek veriyorum 26. 27. duvazla veya semahla veya deyişle devam edeceğiz. Çünkü bu paketi çok düzgün bir şekilde özenerek hazırlıyorum ve birkaç tane eserle de bitirmeyi düşünmüyorum. Yani çok büyük bir ders ansiklopedisi gibi bir şey olsun. İleriki yaşlara, ileriki bizden sonra efendim saz çalmak isteyen canlara bir kılavuz olsun istiyorum. Dolayısıyla 25 eserde bitirmeyi düşünmüyorum. Ama canımız sağ olursa inşallah 50'ye kadar tamamlayacağım bu eğitim setini. Şimdilik hoşça kalın. Bir sonraki çalışmamızda yine görüşmek üzere. İyi tatiller diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.